Myself, yes. My father pushed me. No. my hobby. No. Describe yourself. Myself. İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Duygusal bir insanım. Aileye çok önem veren bir insanım. Ve hayattan keyif almayı seven bir insanım. No, I was always. Ya, tabii ki hep çocukluğumdan beri hayalim futbolcu olmaktı. Oturduğumuz yerin yakınındaki bir semtte iyi bir takım vardı. Oraya imza atarak futbol hayatıma başladım. Ya, babamın mesleğinden yapmak isterdim. Babam araba mühendisiydi. O herhalde ben de olurdum. Ya özellikle illa futbolcu olacak diye bir şey yok ama çok istiyorsa tabii ki de destek çıkarım. Futbol dışında yaptığım işler de var, business olarak ama tabii ki her zaman futbolun içinde kalmayı devam etmek istiyorum. Barcelona'yı tutuyordum çünkü ilk bana verilen forma Barcelona formasıydı, Patrick Kluivert'ın forması ve idol olarak da Patrick Kluivert'ı görüyordum. Biggest dream. Rüyalarımı gerçekleştirmek. No, in my boş zamanlarımda arkadaşlarla buluşup oturmak, ondan sonra PlayStation oynamak, arkadaşlarla zaman geçirmek hobilerim arasında yani. O belki de fobilerimin arasındaki en büyük fobi örümcek herhalde. Enjoying the food. Yemek yemek. Galatasaray. Türk Telekom Arena Galatasaray. There are a few, but I think that one of them was when we when I played. Ajax'ta oynarken Benfica'ya attığım gol çünkü ilk attığım gollerden biriydi onun için belki de en çok sevindiğim maçlardan biri. I think also because of the moment. Kızıldız'la oynarken we play against Ludogorets. Ludogorets attığım gol. And that was one what I will never forget. Su opili stoperi tači je plaston i onda sa nekih 25 metara sevnula je desnica. U levi ugao gola Stojanova, Mitchell Donald postiže. I really like Kun Agüero. Oblak. Oblak'ta her türlü tarzı horror filmlerin, yani korku filmlerin dışında hepsini izliyor. Şimdi biraz zorlanıyorum diyor açıkçası. Çünkü çok güzel filmler var. Bad Boys. Remember, knock and talk. Knock, knock. Mighty PD, get down! What the hell happened to knock and talk? Denzel Washington. Took my family on... Ailemi yemeğe götürdüm. Yani çok enteresan bir lig ve çok güzel bir lig. Burada olmaktan da mutluyum. Çok beğeniyorum Türk futbolunu. Eski arkadaşlarım olsun, şu an televizyonda küçükken izlediğim futbolcular dahil buradan gelip geçti. Onun için çok kaliteli bir lig ve buradan olmaktan mutluluk duyuyorum. Ajax'a onu getiren bir hocadan bahsediyor. Ya da diyor, bütün hocalarla çalıştığım bütün hocalar iyiydi. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri de vardı. Kimisinin taktiksel yönü iyiydi, kimisinin iletişim şeyiydi. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardı ama hepsine teşekkür ediyorum buradan. Ama tabii ki hiçbir zaman unutamayacağım. Beni Ajax'a getiren hoca. Hank Tankarton. Barcelona'ya yardımcı hocalık da yaptı. Nedeni ise şöyle, benim üzerimde çok durdu. Beni çok zorladı. Çünkü çok enteresan bir yapıya sahip bir hocaydı. Çünkü ne kadar düşseniz o sizi daha çok, o sizin üzerinize daha çok geliyordu, daha çok bağırıyordu ve bugün belki de ona her şeyi ona borçlu. No, I like it. It's quiet. I mean, I'm used to more how can I say more busy cities. You know, I'm yaşadığım şehirler biraz kalabalık şehirlerdi. Bu biraz daha sakin. Ama ona da ihtiyacım vardı, sakinliğe. Onun için Malatya'yı çok beğeniyorum. Temiz bir şehir, güzel bir şehir. Sakin bir şehir. Bir tek biraz trafiği hoşuma gitmiyor o kadar. It's okay. I
cannot tell the difference. Ya çok fazla bir fark yok Türkiye ile Malatya mutfağı arasında. What is this? This fruit. Kayısı. Kayısı. Yani sonuçta benim eşim Türk, onun için hani artık bir Türkiye geldiğim zaman bir fark hissetmiyorum çünkü ben zaten o yemekleri evde yiyorum. It was qualification for Europa League and I was double disappointed. O beni çok üzdü. İkincisi oyun takıma yardım edememem, oynamamam beni biraz daha üzdü. Ama tabii ki burada şahsi şeyleri konuşmak yerine Malatyaspor'u düşünüyoruz. Onun için çok üzücü bir olay bizim Avrupa Ligi'ne katılmamız. So really really disappointed that we didn't make it through. Yes, I want to invite everybody to come to the games, to support us, to to make this taraftarlardan sadece maça gelmelerini istiyoruz, böyle devam etsinler istiyoruz. Really appreciate çünkü onların gelişi stadı dolu olduğunu gördüğümüz zaman bizim de motivasyonumuz arttı, bir şekilde yükseliyor. Onun için onlardan istediğimiz tek şey bizi gelsinler, bugüne kadar nasıl destek verdilerse böyle devam etsinler. I want to say this in bütün Malatya spor sevenlerinden, taraftarlarından, bugüne kadar Malatya sporu tutmuş insanlardan tek isteğim şu, hepimize destek versinler. Çünkü sonuçta hepimiz insanız. Yarın belki hatayı ben yapacağım ya da başkanımız ya da hocamız ya da hepimizin sonuna kadar destek versinler. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maçlara gelen seyirciler, şimdiye kadar gelenler için hepsine teşekkür ediyoruz. Diğer bazı insanlardan da geldikleri zaman sonuna kadar hepimize destek versinler. Negatif enerjiyle gelmesinler, daha pozitif enerjiyle gelsinler. Sezon sonuna kadar iyi şeyler olacaktır. Sadece biraz daha sabırlı olmaları gerekir. Hani onlardan tek istediğim ve beklentim bu. Ya tabii şimdi bunu da ekleyeyim, insanlar beni yanlış anlamasın. Eğer bir şey kötüyse tabii ki fikirlerini söyleyecekler ama sadece kelimeleri seçerken onlardan ricamız dikkatli seçsinler. Eğer kötüyse kötü desinler ama kötü kelimelerle beni ya da bazı arkadaşlarımızı ya da yarın belki de beni yargılamasınlar. Bu bizim enerjimizi çok düşürüyor. Sadece konsantremizi bozuyor. Lütfen hani kelimeleri seçerken sadece biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü biz bunları görüyoruz ve bu bizim enerjimizi çok düşürüyor. Ya şimdiki şöyle bunları söylerken biz Malatya taraftarlarından çok mutluyuz. O ayrı bir konu. Sadece bir iki maçta yaşadığımız bir sıkıntıdan bahsettim. O tarz sıkıntıların yaşanmamasını istiyorum tekrardan. Onlardan ricam bu. Yoksa Malatya taraftarlarından çok mutluyuz. Böyle devam etsinler sadece. Ben bunu bir gün Instagram'da paylaşacaktım. Türkiye'deki tavşak kuralını mutlaka tekrardan, bak bugün mesajım olsun, insanlara yuvarlak kavşağa gelince kuralları nedir diye tekrar anlatılsın. Sadece Malatya'da değil, Türkiye'nin her şehrinde araba kullanan insanların çoğu bilmiyor. Bir de işte çocuklar karşıdan karşıya geçerken biraz daha dikkatli olsunlar diye. Yavaş yavaş. Yeah.